dedi çocuğu, ben aldım. Çocuğun dedi içeri, kapıdan içeri girer, kabalar köşeye girer. Yani o kadar kişi. Ben oradan gelirken duman yok. Oğlum meyveli su balıkları ayrı, sağlam var. Ben sigortayı ben buraya yaptırmak için hem Ziraat Bankası'ndan hem başka özel sigortalardan çok şey aldım. Teklif aldım. Geldiler. İçeride kasa olmamasını söylüyorlar. Kasa odasının ayrı olması. Tamam kasa da ayrı olsun. İçeride mesela benim burada 2000 kasa kullanıyorum. Onlar 150 tane kasa olması lazım sigortayı yapabilmemiz için. Yaptığın zaman o kasaların içeride mesela bugün yaptırmış olsaydım 150 kasaya taahhüt vermiş olsaydım içeride şu anda benim 1000 kasam var. Ve bu geçersiz olacaktı zaten. Onun için sigorta yaptıramadık. Yapmak da istemiyorlar zaten böyle binaları. Ama her şeyi uygula işte her şeyin taahhütünü ver yapıyor. Ama verdiğin taahhütün arkasında durabilmen lazım. Ben bu binada nasıl kasa olmadan iş yaparım? Zaten benim bütün işim kasayla. Yani bana bu binaya portakal koyma desem koymayabilirim ama kasa koyma dersen koyamamaz, yapamazsın yani. Kasayla olan bir sektör. Onun için onu da başta koyuyorlar zaten kasayı. Ama yaptıramadık. Ve yanmasının sebebi de yani bu sahnelerin motorunun birinden olduğunu biliyorum yani. Dijitaldan çıktı. Bölge olarak ateşin ilk, ben 10 dakika evvel buradaydım çünkü. 10 dakika evvel buradaydım. Yürüdüm. İşte petrol orada. Belki 300 metre yürüdüm. Hemen arkamdan bina yanıyorlar. Kafamı çevirdiğimde binadan yükseldiğini gördüm ateşin. Yani 10 dakika evvel yoktu. Ben buradan geçtim. 10 dakika evvel binadan geçtim. Yani geldiğimde artık şey olmuştu. Binaya tutuşmuştu. Ama şu ön taraftaki binanın yanmasına en çok üzüldüm. O da itfaiyenin organizesi olmadığı için. Yani bu binayı kurtarabilirdik. O bina ayrı bir şey. Onlar hep oraya odaklandı. Fakat zaman zaman bu tarafa kaydı şey, ateş. Bu binayı kurtarsaydık orası hiç önemli değildi. Şimdi tek düşündüğüm şu binanın yanması yani. O bina boşuna yandı yani. Bizim ve belediyenin sağ itfaiyenin
itfaiyenin organsızlığından yandı. Benim sözümü dinleselerdi bu bina yanmış olmayacak. Ne kadar masraf var tahminen? Malım, içindeki malımın bilmiyorum hesabını da. Yani portakalım, narım, limonum yani bir 300 ton civarında, 350 ton civarında sepses var bu şeylerde, depolar. Maliyeti ne anlatsam bir civarında mal ama bu binanın maliyeti çok fazla abi, çok fazla. En az 5-6 trilyon araya yaptıramazsın bu binayı şu an. İçindeki bu sahneleri var, şey var. Yani parayla, bilmiyorum, parayla yaptırsak olsak belki 10 trilyon var bu sahnesini, tesisi, bu tesisini yeniden buraya aynı şekilde getirmek için 7-8-10 trilyon para gider. O bu sahneler çok para abi. Anladın mı ki? Mal kaybımız, 300 ton içinde stoklu malımız vardı şu anda. Abi reisim, burada 1000 ton mal vardı stoklu. Bunların birazdan onlarını satmıştık ya. Onun hepsi, bundan bir ay evvel olmuş olsaydı burada 1000 ton malla yakalanmış olacaktı. Ama burada 250 ton mal. Buna da şükür. Yani onları kara satmış, sattığımızı kar sayıyoruz artık. Yapacak bir şey yok abi. Sigorta konusunda da yani buraları yapmak istemiyorlar abi. Hele böyle soğuk hava depoları. Yani her şeyi getirsen kasa şeyi önüne geliyor. Zaten kasasız bir soğuk hava olmaz abi. Palet olmaz, plastik. Buranın plastik. Panel de plastik. Paneli o zaman duvardan yapmamız lazım. Eskiki gibi sıva yapmamız lazım. Ki plastik olmaması lazım. O da mümkünsüz bir şey. Yani bu önlenilmez bir şey oldu. Yani sigorta olsa da olmasa da yapacak bir şey yok.